Merhabalar, ben J0. Evet arkadaşlar, bugün Minecraft'ta otomatik lav farmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikle raider yerleştireceğimiz alanı ayarlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve her iki köşesine 2 blok yukarı çıkarıyoruz vagonların çarpıp dönmesi için. Bu orta alanın 9 olmasının sebebi şalterin gücünün 9 tane raya yetmesi. Şurada da göstereyim. 9. raya, 9 raya gücü yetiyor. 10. raya gelince güç gitmiyor 10. raya. Burayı ayarladıktan sonra şuraya en başa gelip burayı kırıyoruz ve buradaki blok yerine bir tane bırakıcı yerleştireceğiz. Ve bırakıcının alt tarafına bir tane hedef bloğu koyuyoruz. Artık bırakıcının üzerine yeniden rayı koyabiliriz. Ve şuraya şalteri koymayı unutmuşuz, onu da yerleştirelim. Bu şalter rayları kontrol etmeye yarayacak. Ve bu hedef bloğunun etrafını kazabiliriz şu şekilde. Burayı hunileri yerleştirdikten sonra buraya bir sistem ayarlayacağız. Öncelikle şuraya lav kovalarının depolanacağı sandığı yerleştirelim ve koyduğumuz ray kadar buraya huni çekeceğiz. Şu şekilde. Hepsi buradaki sandığa bakacak. Bunun üstünü isterseniz kapatabilirsiniz. Hunilerin isterseniz kapatmayabilirsiniz. Fark etmez. Ama geçiren bir blok olması lazım aşağıdaki huniye. Artık kızıl taşlarla sistemi ayarlayabiliriz. İlk baştaki huninin arkasına bu tarafa doğru bakacak şekilde bir tane karşılaştırıcı yerleştiriyoruz. Ve arkasına tam blok. Soluna ise bir tane kızıl taş yerleştireceğiz. Chest'e bakan tarafına yani. Şuradaki chest'in alt kısmına ise iki tane kızıl taş yineleyici koyuyoruz. Hedef bloğuna bakacak şekilde. Ve sondaki yineleyici ile hedef bloğunu birleştirecek kızıl taşı yerleştirip burayı kapatabiliriz artık. Şu şekilde kapatalım. Burayı da kapatabiliriz. Bize her bir tane kova kullandığımız zaman buradan kova fırlatacak sistemi de ayarladık. Şimdi ise buraya kazanları yerleştireceğiz. Buraya şimdilik destek bloğu atıyoruz ve buraya şu şekilde koyduğumuz ray kadar kazan yerleştiriyoruz. Artık şu destek bloğunu kırabiliriz. Ve bu kazanların üzerine bir tane lav yer ayarlayacağız şu şekilde. Bu da aynı koyduğumuz ray kadar olacak. Ve şu şekilde yanlarını da kapatmalıyız. Etrafa sıçraması için lavın. Şurayı kapatalım. Aynen şu şekilde kapattığımız zaman artık etrafa lav sıçramayacaktır. Ve buradaki her bir yere bir tane lav kovası koyacağız. Unutmayın. Yani dalgalı şekilde olmayacak. Buraya her bir tane köşeye, her bir tane yere bir tane lav koyacağız. Aynen bu şekilde olacak. Yani 9 tane lav kovası kullanmanız gerek. Ama sınırsız oluyor diye biliyorum artık bundan sonra yapacağım sistemle. Bu lavları koyduktan sonra bu camların alt tarafına birer tane sivri damla taş yerleştiriyoruz ve buraları yanlış koyduk. Şu şekilde sivri damla taş yerleştirdiğimiz zaman buradaki lavlar aşağı doğru damlayacak ve buradaki kazanları dolduracak ve bir sistem yardımıyla onları toplayacağız. Burada doldu gördüğünüz gibi. Sistemimiz bitti. Şimdi şuraya vagonu da yerleştirelim. Şuradan koyalım vagonu. Ve buradaki bırakıcıya ise kova doldurmanız lazım. İsterseniz şuraya huni çekip içine kova da doldurabilirsiniz. Fark etmez. Sınırsız yakıt olacak bu size. Çok yararlı bir sistem. Yani fırınlarda kullanabilirsiniz bu lavları. Çok uzun süre pişirebildiği için çok kullanılıyor zaten lav, biliyorsunuzdur. Ben önceden şurada yapmıştım. Dolmuş bütün kazanlar. Şimdi nasıl çalışıyor onu göstereceğim. Öncelikle buradaki bütün eşyaları silelim. Ve buraya şey yapacaksınız. Şu şekilde her bir köşeye birer tane kova koyun. Ve çoklu tarafı ilk başa koyun. Unutmayın. İlk baştaki her zaman fazla olmalı. Şimdi sistemi çalıştırıp nasıl çalıştığını göstereceğim. Buraya basıyoruz ve vagona binip sağ tıka basacağız. Şimdi ben basarsam game modda olduğum için lav öylesine yok olacaktır. Önce game moddan çıkalım. Ve survival'a geçelim. Şimdi vagona biniyoruz ve elinizde en fazla olan
kova olması lazım. Şimdi sağ tıka basıyoruz ve gördüğünüz gibi sisteme gidiyor. Burada bu sırada F3'e basarsanız şu şekilde ekrana şey gelecektir. Şu şekilde F3'e basarsanız ekrana böyle bir şey gelecektir. Ve kendi otomatik sağ tıklayacaktır zaten. Siz af bırakabilirsiniz burada. Ve size sınırsız yakıt elde edecektir. Şimdi ben buraya koyduğum zaman lavlar yavaş dolduğu için buraya af bırakamayacağım. Af bırakırsam bayağı uzun bir süre af bırakmam lazım. Bakalım buraya gelmiş mi? Gördüğünüz gibi ben önceden de çalıştırmıştım sistemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane gelmiş. Burada zaten 7 tane var. Neyse arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.